Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'ye hicret ettiğinde muhteremler orada ilk kimle anlaşma yaptı? Beni Nadir Yahudileri. Beni Nadir Yahudileri vardı. Çok zenginlerdi. Medine'nin ticaretini ele geçirmişler. Efendim hurmalıklar ona ait. Çok güzel hurma yetiştiriyorlar. Muhkem sağlam kaleleri var ve kaleler içerisinde muhkem evleri var. Ama ne diyor Allah Teala? Yukhribuna buyutuhum bi edihim. O evleri diyor kendi elleriyle yıktılar diyor Yahudiler. Kendi elleriyle yıktılar. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunlarla tarafsızlık anlaşması yaptı. İlk anlaşması. Bakın aklınıza kalsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde ilk kimin anlaşma yaptı? Beni Nadir Yahudileriyle. Ne anlaşma yaptı? Ne menfaat ne zarar. Yani günümüzdeki ifadesi bunun tarafsızlık anlaşması. Tarafsızlık anlaşması yapıldı. Yani ne zararımız dokunacak ne menfaatimiz dokunacak diye anlaşma yaptı. Baktılar ki Bedir'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem galip geldi. Oo dediler tamam. Zaten bizim Tevrat'ta da geçiyor bu. Muhammed galip gelecek diye sallallahu aleyhi ve sellem. Galip geldi bu hak peygamber. Ama ne zaman ki Uhud'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii. Yani peygamber de olsan hiçbir zaman galibiyetle memur değilsin. Yani galip olamazsın. Kimi zaman mağlup da olursun değil mi? Uhud savaşında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağlubiyetle sonuçlanınca savaş. Bu sefer dediler ki ya bu nasıl peygamber? Mağlup oldu. O zaman bu hak peygamber değil. Hemen gittiler Mekke müşrikleriyle anlaşma yaptılar. Anlaşmayı bozdular yani. Anlaşmayı bozunca da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karar aldı. Dedi ki bunların üzerine yürüyoruz. Ashab-ı kiramı toparladı. İlk kimin üzerine yürüdü yani? Beni Nadir Yahudileri. Nereye sürdü bunları? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdiki Suriye'nin Ezriya bölgesine, sahil bölgesidir. Halen daha ticaret onlar orada devam ettirirler yani. Yahudiler halen de etkindirler orada. Ezriya bölgesi. Oraya sürdü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları. Beni nad ben Nadir Yahudilerini. Meşhur ayet-i kerimedir. Ağaçların kesilme emri geldi. Çünkü kalenin dışında böyle müthiş bir Sık ormanlık var. Hurma ağaçları yetiştiriyor bunlar. Çok kaliteli hurma. Ve bu ağaçlardan dolayı askerler yani ashab-ı kiram giremiyorlardı. Ve ayet-i kerime indi. Tabi vahiy gayrı metrubu diyoruz buna. Kur'an-ı Kerim'de yok bu ayet-i kerime. Yani okunmayan vahiy. Dedi ki yani ağaçların bir takımları kesilecek. Hemen Yahudiler yaygara kopardılar. Dediler ki işte bakın gördünüz mü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yeşilliğe zarar veremeyeceğini söyledi ama yeşillik kesiyor, ağaç kesiyor. Yahudiler hemen ayaklandılar. Dediler ki bak Muhammed ağaç kesiyor. Yaygara kopardılar yani. Hemen ayet-i kerime geldi. Ne dedi? Ma qada'tum bir arka sayfada. Ma qada'tum millinetin ev taraktumuha qaimatan ala usuliha fe bi iznillah. Senin diyor kesmiş olduğun hurma ağaçları ya da kökü üzerine bırakmış olduğun hurma ağaçlarının emri kimin izniyledir? Fe bi iznillah. Allah'ın izniyle gerçekleşti bu. Yoksa sen kendi kafandan bir şey yapmadın yani. Sonra içeri girildi. Bunlar da evleri çok muhkem olduğu için, çok güzel olduğu için böyle kirişleri, Ağaçları, kapıları hepsi kendileri söktüler. Sürgün yediler ya. Sürgün yediler ya artık baktılar güzel efendim evler çok muhkem. Dediler gittiğimiz yerlere de götürelim bunları. Orada bulamayız. Çok güzel işlemeler yapmışlar evlerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunlara ne yaptı? Kısıtlama getirdi. Dedi ki her üç evden, şey her bir evden üç tane katır yükü çıkabilecek diye. Böyle sınırlama getir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü onlara bıraksan Yahudi bu yani. Yani iki, devlet, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. iki Yahudi bir araya gelse şirket kurar diyorlar ya. Yani bunlar da akıl mantık ne? Para mantığı. Bütün her şeyi alıp götürecekler. Ve onlara dedi ki haydi bakayım sürülün gidin buradan. Bugün siz sürüleceksiniz. Yarın biz sürüleceğiz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani nereye sürüleceğiz? İşte mahşere değil mi? Hep birlikte evet Rabbim mahşerin sıkıntısından bizleri muhafaza buyursun inşallah. Evet. Haşir suresi bu demek. Yani Yahudilerin, Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den toplanıp Suriye bölgesinden sürülmesi ne haşir diyoruz. Haşir süresi buradan geliyor. Ya eyyühellezine amenü tekullaha vel tanzur nefsüm ma kaddemet ligat. Buradan başlamamız gerekiyor. Allah'ımız burada. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman eden kullarım. Kur'an-ı Kerim'e kaç tane ya eyyühellezine amenü vardır? 89 yerde ya eyyühellezine amenü vardır. Allah'ımız bu dünyadayken, hali hayatındayken iman edenlere hitap alır. İman edenlere hitap eder. Ya yuhallezine keferu diye bir yer var evet bir yer var ama Ya yuhallezine keferu la te'atezirul yevm Oradaki hitap dünyadaki hitap değildir. Ahiretteki hitaptır. Ya yuhallezine keferu ey kafirler diyor Allahu Teala. La te'atezirul yevm Bugün karşıma gelip de bana mazeret uydurmayın diyor Allah. Yani ahiretteki hitaptan bahsediyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kafire Ya yuhallezine keferu diye hitap yok. Ya yuhallezine amenu Buradan anlıyoruz ki Allah'ımızın hitabına muhatap olabilmemiz için ilk şart nedir? İman şartıdır. Rabbim bize iman selameti nasip eylesin inşallah. hakim Tirmizi der ki Ya yühellezine amenu diye ayet-i kerime başladığı zaman da kulak kesilin. Ya diyor emir gelecek ya da ne ne gelecek nehi gelecek. Yani Allah diyor size ya emir buyuracak ya da bir şeyden nehi edecek. Ya yühellezine amenu tekullaha ve kunu me'a sâdiqîn. Ey iman edenler Allah'tan korkun. İyi kullarla beraber olun. Ya yühellezine amenu ince aküm fâsikun bine beyn. Ey iman edenler, size fasık bir haber getirdi zaman araştırın. Hemen inanmayın. Ya eyhellezine amenu la takulur riba. Ey iman edenler, faiz yemeyin. Bak nehi. Ya eyhellezine amenu hudhu hidrakum. Ey iman edenler, tedbirinizi alın. Tedbirsiz yola çıkmayın. Emir, değil mi? Ya eyhellezine amenu la terfau aswatakum fawqa sawti nabiye. Ey iman edenler, peygamberin huzurunda seslerinizi yükseltmeyin. Birbirinizin aranızda seslerinizi yükseltmeniz gibi vesaire vesaire vesaire. Bak ya emir geliyor ya nehi geliyor ikisinden birisi. Yani Allahu Teala ya diyor ya ya. Ey Bekir, ey Ahmet. kime hitap edersin sen? Sana yüzü dönük, senin kelamına muhatap olan, seninle konuşan bir kimseyi arada ya Ömer, ya Mehmet der misin? Demezsin değil mi? Adam arkasına dönmüş gidiyordur. Ona ne yaparsın sen? Senin kelamına muhatap olabilmesi için hitap edersin değil mi? Ya Ahmet dersin. Dön bakayım buraya bir. Dön bakayım bana bak sana bir şey söyleyeceğim. İşte Allahu Teala burada biraz Müslümanlara tarizda bulunuyor. Yani dokunuyor. Ne demek? Ey gafil Müslümanlar, ey gafil müminler. Siz iradet etmişsiniz. Arkanızı dönmüş gidiyorsunuz. Benim yolumdan ayrılıyorsunuz ha? Rabbim cümlemizi her an kelamına muhatap olacak şekilde uyanıklardan eylesin inşallah. Evet. Yani müfessirlerin ayrıca böyle bir burada Müslümanlar müminlere yani tarizda bulunduğunu söylüyorlar. 89 kere demek Allahu Teala kelamını bize yöneltirken ne yapıyor? Sesleniyor. Ey iman edenler. Dönün bakayım. Dönün size bir şey söyleyeceğim yani. Evet. Rabbim iaraz etmekten muhafaza buyursun inşallah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İttekullah. Allah'tan korkun. Başka ayet kelimede Ve <laughs> elzemehum. O allah Teala diyor size lazım kıldı. Yani size lazım olarak gördü. Neyi? Kelimete <laughs> takva. Fetih suresinde değil mi? Takva kelimesini size lazım gördü diyor Allah. Yani kendi aramız ederiz değil mi? Şu Ahmet kardeşimiz çok takvalı maşallah. Değil mi? Çok takva sahibi insan. Takva ne demektir takva? Takva Üstad Necip Fazıl'ın demesiyle benim istediğimi Allah Celle Celaluhu istemiyorsa diyor konu kapanmıştır. İşte takva budur. Benim istediğimi Allah Celle Celaluhu istemiyorsa o zaman diyor konu kapanmıştır. Orada dururuz. Takva sahibi bu demektir muhteremler. <laughs> لا <applause> خوف